Ayşegül Hocam, bağırsaklardan bahsettiniz. Peki, huzursuz bağırsak sendromu nedir? Neler yapılmalıdır? Huzursuz bağırsak sendromu karın ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık şikayetleriyle kendini gösteriyor. Ama bunu demeden önce tabii ki hastanın bütün iç organlarının bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Huzursuz bağırsak bizim en son diyebileceğimiz bir tanıdır. Yani hiçbir şey bulamazsanız ama hastanın şikayeti var, o zaman dersiniz ki bu strese bağlı iritabıl bağırsak hastasıdır. Yani huzursuz bağırsak sendromudur. Ama buna gelmeden hastanın ultrasonunu yaptırmanız gerekiyor, tomografisini çektirmeniz gerekiyor, gastroskopi, kolonoskopi de midesini ayrıntılı baktırmanız gerekiyor. Ayrıca bir eminin bozukluğu var mı, doğuştan gelen bir hazımsızlık var mı, çölyak, laktoz intoleransı gibi başka hastalıkları araştırıyorsunuz. Ama hastada hiçbir şey çıkmıyorsa o zaman diyorsunuz ki bu strese bağlıdır. Ona göre bağırsak düzenleyici ilaç, stres ilacı veriyorsunuz ve sonuçlarını gözlemliyorsunuz. Ama o bizim en son diyeceğimiz şey. Ayşegül Hocam, peki stres. Tabii artık çağın hastalığı diyebiliriz strese. Stres karın ağrısı yaptırır mı? Stres direkt kendisi karın ağrısı yapmaz ama stres, gerginlik, üzüntü, moral bozukluğu, yorgunluk tabii ki var olan hastalığı şiddetlendirerek karın ağrısını tetikleyebilir. Yani birazcık midesi ağrıyacaksa, biraz karnı ağrıyacaksa stres gerginlik durumlarında bu biraz daha fazla olabilir. Bu şekilde tetikleyebilir.